90 dakikaya teknik direktörümüz Sayın Mustafa Denizli değerlendirecek. Buyurun hocam. Öncelikle iyi akşamlar arkadaşlar. İki hafta İstanbul'da iki tane zorlu deplasman maçı oynadık. Zorluk derecesi bizim adımıza şu bakımdan yüksekti. Son haftalarda aşağıya doğru eğilen bir grafiğimiz var. Bunu kendi içimizde telafi etmeye gayret ediyoruz. Sezon başında başladığımız kadrodan ciddi manada bizi zor durumda bırakacak sakatlık problemleri yaşadık. Bu iki deplasman puanını bizim için önümüzdeki haftalar adına ümit verici. Bugün takımın ortaya koyduğu mücadeleden özellikle memnunum. Galatasaray gibi güçlü bir takımdan puan almak, iki golle puan almak, hatta oyunun bazı bölümlerinde her iki takımda gole yaklaştığı pozisyonlar oldu. Yani Galatasaray'ın da bizim de kazanabileceğimiz bir maçtı. Benim açımdan çok duygusal bir maç. Yani bugün iki tane birbirine 90 dakikalık rekabet yaşayan takımda benim uzun yıllarım geçti. Yani futbolculuk yıllarımın başladığı kulübüm Altay, 18 yıl Galatasaray gibi bir camiada, büyük camiada 9 yıl süren görev yaptım. Futbolcu olarak, antrenör olarak, teknik adam olarak takdir edersiniz ki sağ kenarında böyle iki takımın maçını izlemek son derece farklı duygular yaşatıyor insana. Ama neticede başında olduğum takımın şartlar ne olursa olsun başarısı için çalışıyoruz. Yetiştiğimiz camialar olsun, başka görevlere başladığımız camialar olsun, çalıştığımız bütün camialarda aynı ciddiyetle işimi yapmaya çalışıyorum. Bugün müthiş bir taraftar desteği vardı Galatasaray'ın arkasında her zaman olduğu gibi. 1-0 öne geçtikten sonra daha dikkatli olabilsek, özellikle ceza alanı içinde ve çevresinde kullandığımız toplarda biraz gecikme yaşadık. Galatasaray'ın da gayet tabii pozisyonları var. Bilmiyorum yani bu maçı seyredenler temposundan, mücadelesinden, gollerinden, her şeyinden keyif almış olabilir diye düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Zorlu bir lig yaşıyoruz. Yeni kurulmuş bir takımız. Şu andaki pozisyonumuz benim sezon başında yaklaşık bu haftalarda düşündüğüm puanın yaklaşık 3 puan kadar gerisindeyiz. Yani bir maçlık bir gecikmemiz var puan açısından diye düşünüyorum. Ama bunu telafi edecek bir kadroya sahibiz. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen sakat ve bugün cezalı olan bu maçta görev yapmayan futbolcularımız dönünce tempomuz daha da yükselecek. Söyleyecek ki çok fazla bir şey yok. Yani neticede en azından iki hafta üst üste çıktığımız zorlu İstanbul deplasmanlarında en azından mağlubiyet yaşamamak bizim adımıza önemli. Ya bizim yediğimiz golde çok fazla açıdan izleme imkanımız olmadı. Yani niye öyle oldu onu da bilmiyorum. Sadece yani futbolcularımın beyanına benim inanmam gerekir. Yani orada bir müdahale olduğunu söylüyorlar. Hem pozisyon içinde olan arkadaşlarımız hem de pozisyona yakın olan arkadaşlarımız. Ama neticede yani ben de baktım pozisyona. Temas var gibi gözüküyor ama neticede hem Cüneyt Hoca'nın hem de bardaki arkadaşların birlikte verdiği bir karar. Çok fazla şey yapamıyorum. Yani üzerinde konuşmak istemiyorum. Hata varsa da hatalar insanlara mahsus. Yani ister saha içinde olsun, ister VAR'da görev yapan arkadaşlarımız da olsun. Cüneyt Çakır gibi bu ülkenin yetiştirdiği ender kıymetlerden birinin bu pozisyonda öyle karar vermesini biz saygıyla karşılıyoruz. Bizim penaltı pozisyonunu ben şey yapamadım, izleyemedim. Fakat yani ilk ceza alan içinde oyuncuların verdiği ilk tepki
bunun bir penaltı olduğu şeklindeydi. Neticede Cüneyt Hoca geldi, izledi, hatta uzun izledi. O da aynı kanaatte olması gerekir ki penaltıyı verdi. Onun dışında yani benim söyleyeceğim bir şey yok ki, izlemedim. Yani bizim penaltı pozisyonunu izlemedim. Doğru söylüyorlar. Fenerbahçe kafilesi benim kaldığım otelde kaldılar. Fenerbahçe camiası benim uzak olduğum bir camia değil. Orada görev yapan eski ve yeni yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Dolayısıyla onlarla oturmam kadar doğal bir şey olamaz. Yani ne yapalım, bundan sonra bize misafir olan tanıdık yöneticilerle oturmayalım, sohbet etmeyelim mi? Yani o bakımdan doğru, oturdum tabii ki. Oturdum ama onun dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Zaten yani şu anda görevimin başındayım. Görevimin başında olduğum camiada sporculuk yıllarımda büyük mutluluklar, üzüntüler yaşamış bir insanım. Çok uzun yıllar. Buradaki görevim benim adıma son derece önemli. Bu görevi yani şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Ben de burada bir detay vereyim. Galatasaray Kulübü'nden röportaja girmesi gereken 3. oyuncu oradaki atmosferden dolayı geç kaldı. Kesinlikle hocamdan kaynaklı bir şey değil. Şimdi birinci soruya öncelikle cevap vereyim. Arkadaşlar maç bittikten yaklaşık 10 dakika sonra ben hem televizyondaki canlı yayına hem de buradaki basın toplantısına hazır vaziyette bekliyorum. Siz beklemediniz esasında, ben bekledim. Bunu belirtmek istedim. Bir diğeri, evet, 2 hafta arasında siyahla beyaz kadar fark vardı. Geçen hafta oynadığımız rakibimiz son haftalarda Türkiye'de en iyi futbol oynayan ve oynadığı futbolla da yaklaşık 5 hafta kazanan bir rakiple oynadık. Ve psikolojik olarak da o baskıyı kabul ettik. Yani benim yani o futbolla ilgili maçtan sonra da söyledim. Son derece hoş olmadığım bir görüntüydü. Bugün öyle değildi. En azından Galatasaray gibi büyük bir rakibe karşı öyle bir savunma anlayışıyla oynamadık. Tam tersi, özellikle maçın sonunda yaptığımız hamlelerde kazanmak üzereydi. Neticede bizim için bu son görüntü önemli. Önümüzdeki haftalarda taşıyabileceğimiz görüntü. Bu görüntüyü de taşıyacağız. Var mı arkadaşlar? Başka soru? Peki, teşekkürler. İyi akşamlar.